Ne oldu? Pelin'in babası hala beni soruyor mu? Yok be abi. Herkesin başına gelir. Olur öyle şeyler dedi. Harbi mi? He harbi. Ulan Rıza amca evinin önüne adam dikti. Ne yaptın oğlum sen? He? Ya öyle adamın kızı düğün günü bırakılıp kaçılır mı Tolga? Niye her şeyi yüzüme gözüme bulaştırıyorum ki ben? Niye? Bilmem. Orasını sana sormalı. Hani mutluydunuz, eğleniyordunuz. Ne oldu birdenbire? Korktum. Resmen evlilikten korktum. Ne yapayım? Ya oğlum tamam. Ya bir erkek için yeterli bir açıklama. Bu da manyak bir babayı ve onun kızını ikna etmeye yetmiyor işte. Ama sen de gördün. Gelinliği, düğün pastası, çiçeği derken her şey o kadar önemli hale geldi ki ben öyle kendimi köşede resmen böyle biblo gibi hissettim yani. E kendimi de diri diri mezara sokmak istemedim açıkçası. Ulan sana kaç kere sordum değil mi? Ha? Emin misin Tolga? Son kararın mı Tolga? Kaç kere sordum değil mi sana? Burada tecrübe konuşuyor ama dinleyen kim? Haklıymışsın Hakan. Ne yapalım? Buraya geldiğimi kimse falan bilmiyor değil mi? Aman ha bak. Sima'ya falan söylersin. Gider Pelin'e yumurtlar biliyorsun. Oğlum manyak manyak konuşma ya. Söyler miyim hiç? Sen de sakın seninle konuştuğumu söyleme. Bak yemin ediyorum Sima'yı öğrenirse beni eve almaz. O zaman buluşuruz ha. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Onu düşünürüz. Ya sen beni niye çağırdın anlamadım ki. Takılın işte siz kız kıza. Benim ne işim var aranızda? Ya evde oturup maç izlerdim ben ne güzel. Arkadaşların arayınca hemen dışarı çıkıyorsun ama. Ya maç falan umurunda olmuyor. Ya ne alakası var bebeğim? Onlarla da buluşup maçı beraber izliyoruz. Üf Hakan ya iki dakika oturacaksın şurada. Bak maça falan göndermeyeceğim bir daha seni ha. Tamam hayatım ya. Kızma hemen. Ya ben belki konuşacak özel bir şeyleriniz vardır diye söyledim. Keşke biz de Tolga'yla evlenmiş olsaydık, böyle sizin gibi didişirdik. Kim bilir şimdi nerede? Kesin bir arkadaşı sakladı onu. O arkadaşı bir bulsam. Bak dedim ben sana. Siz birazdan erkek muhabbetine girersiniz diye. Yok efendim erkekler şöyledir, yok efendim erkekler böyledir diye. Ya kaçayım ben. Bak hem Bengüsü'ye de söz verdim. Ha? Ay Hakan ya, bir bahane buldun ya. Tamam hadi git. Görüşürüz kızlar. Bengüsü'ye selam söyle. Tolga'nın sana geri dönmesini istiyorsan Tankut'a kendini affettireceksin. Özür dileyeceksin. Ya özür dileyip affettireceksin kendini. Affetmeyi bırak beni, dinlemiyor bile. Baksan şu bizim Tankut'a ya. Burada artık onun adı Tankut değil, Sinan'mış. Aa. E peki bu Sinan Bey hiç merak etmiyor mu sen niye sürekli onun peşindesin diye? Hı? Düğünde terk edilmiş ya küçük hanım. Bana yaptıkları yüzündenmiş. Ne alaka ya? Ne bileyim oğlum. Kadınlar ve garip inançları işte. Peki abi bir şey soracağım. Sen bu kız yüzünden okulu bırakmadın. Ta Amerika'ya gittin meslek sahibi olacağım diye. Bütün hayatını değiştirdin. Bir oturup konuşsan, bir dinlesen. Oğlum belki iştendir. İyi de gerçekten pişman olduğu için özür dilemiyor ki. Hayatı yoluna girsin diye özür diliyor. Yoksa bende işi yok. Bak oğlum. Kadınlar için her zaman en önemli şey sadece ve sadece kendi duygularıdır. Bunu sakın unutma. Ya biliyorum, biliyorum da ortada kapatılmamış bir hesap var. Onu diyorum ben. Bırakalım açık kalsın abi. Ben kendi geçmişimi unuttum zaten. Ayrıca kimseden özür beklediğim yok. Değişik bir adam olmuş. Böyle kilolara gidince bir özgüven gelmiş. Kaşları çatık geziyor, donuluyor. Soğuk. Hmm. Yani giden kilolarının yerine egoları aldı diyorsun yani, öyle mi? Kızlar çok yakışıklı. Ay başım. Ama ukala. Yani okulda peşinden ayrılmayan ezik çocuk şimdi dünyanın en kibirli, en kasıntı adamı. Hiç değişmemiş. Hala şımarık. Fazla özgüvenli. İstediğini almadan bırakmayanlardan. Güzel kız ama. Huysuz. Ne yani? Sen bu işin peşini bırakacak mısın şimdi? Hı? Ömrünün sonuna kadar bu lanetle yaşamaya devam mı edeceksin Pelin? Ay kızlar ya. Siz ne kadar inandınız sokaktaki kadının söylediği şeylere Allah aşkına. Ya evet ya. Belki kadın salladı. Yani. Bundan sonra asla Tankut'un peşine koşmayacağım. Heh, kapısına bile gitmeyeceğim. Kendi lanetimi kendim yok ederim. Hı. Pelin, senin ne işin var burada? Kaçma benden artık, konuşalım. Konuşacak ne var ben anlamadım ki. Evet, üniversitede şişmandım, saftım. Sen de benimle alay ettin.
Olabilir böyle şeyler ama bunların hepsi geçti, bitti ve gitti. Geçmedi işte ya. Sana yaptıklarım yüzünden benim hayatım mahvoldu. Of. Siz kadınlar. Pelin. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Ayrıca pek iyi görünmüyorsun. Gel istersen seni bir taksiye bindireyim, evine git. İstemiyorum, istemiyorum. Bu konuyu konuşmadan şuradan şu... Sen ne kadar değişmişsin ya. Anlaşıldı. Küçük hanımı evine biz bırakacağız. Evin nerede? Ne taraftan gideceğiz? Evin nerede? Ne taraftan gideceğiz? Bak. Adresini söylemen lazım. Bak. Adresini söylemen lazım. Tamam. Şakayı tadında bırakalım istersen. Şimdi bana adresini söyle, olur mu? Pelin, sana soruyorum. Pelin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.